Uzman isim açıkladı. En düşük emekli maaşı için 3 formül ortaya çıktı. 3 Temmuz'da açıklanacak olan 6 aylık enflasyon verisi, milyonlarca emekli için zam oranlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak. Sosyal Güvenlik müşaviri Emin Yılmaz, emekli maaşları için önemli 3 formülasyona dikkat çekti. Milyonlarca emeklinin maaş zammı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu yarın Haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Bu verilerin açıklanmasıyla birlikte emeklilerin alacakları enflasyon farkı da netleşecek. Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanarak konuyu değerlendirecek. Beştepe'deki toplantının odak noktası emekli aylıklarında yapılacak artışlar ve yeni vergi paketi olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sunum yaparak en düşük emekli maaşı için tartışılan formülleri açıklaması bekleniyor. Ocak ayında 6.70, Şubat ayında 4.53, Mart ayında 3.16, Nisan ayında 3.60, Mayıs ayında ise 3.30 olan enflasyon rakamlarıyla birlikte, Maynet'te yer alan habere göre, Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketine göre Haziran ayı enflasyon beklentisinin 2. 52 olduğunu belirtti. Bu verilere göre ilk 6 aylık tahmini enflasyonun 25,81 olması bekleniyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin zam oranı da bu enflasyon oranı üzerinden değerlendirilecek. Yılmaz'ın ifadesine göre memur ve memur emeklisinin zam oranı toplu sözleşmeyle belirleniyor. 2024 ikinci yarısı için %10'luk bir toplu sözleşmeye imza atıldı ve tahmini olarak 20-34'lük bir zam bekleniyor. Refah payı beklentileri bulunuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, refah payı çalışmalarının olmadığını belirtti ancak son kararın yine Cumhurbaşkanı tarafından verileceğini ifade etti. Geçen dönemde yapılan refah payı güncellemeleri doğrultusunda Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamında 2000 öncesi emekli olanların maaşı 11367 TL'den 14300 TL'ye yükseldi. 2000 sonrası Sosyal Sigortalar Kurumu emeklileri ise 8000 Türk Lirası ve 6 maaş alanlara 10000 TL'lik bir zam yapıldı. Taban aylığı için düşünülen 3 farklı alternatif var. Birinci seçenekte, 8000 TL'nin altında maaş alanlara başlangıçta belirli bir fark ödenir. Ardından enflasyon farkı eklenir. İkinci seçenekte, yıl sonu enflasyon beklentisi %38 olarak hesaplanarak 10.000 Türk lirası üzerinden 13.800 TL'ye kadar çıkabilecek bir taban aylığı düşünülüyor. Üçüncü seçenekte ise taban aylığı 12.500 Türk lirası ile 15.000 Türk lirası arasında değişebilir. Bu seçenekler arasında özellikle 8000 TL'nin altında maaş alan emeklilere yönelik refah payı veya seyyanen zam gibi adımların atılması gerektiği vurgulandı.